Birinci ve ana step kazanma sanatında esasında. Kişinin tek çözüm olduğunu kendisini fark etmesi lazım. Bilgi birikim kötü bir şey mi? Hayır, değil. Ama bilgiyi kimin kullanabileceği ve nerede kullanabileceği çok önemli. Kimin kullandığına göre çok şey değişebilir. Bir insan korku ve endişe doluysa elinde tuttuğu bıçakla seni beni öldürebilir. Kızgınlığı varsa, öfkesi varsa, kini varsa her şey yapabilir. Ama farklı bir adamsa o bıçakla ekmek keser, herkese ekmek dağıtabilir. Bıçağın bir suçu yok. Kimin kullandığıyla ilgili. Bilgi de öyle. Bilgiyi kimin kullandığı son derece etkili ve önemli. Kullanan kişi çok önemli yani. Şimdi o yüzden demek enteresan bir şey var ki, çocuk anne karnında eğitim almış olsaydı, bilgi sahibi olsaydı, beyni gelişmiş olsaydı acaba dışarı çıkabilir mi? Burası bence çok önemli ya. Bunu çok iyi beraberce fark edebilmemiz lazım. Yani bilgi çok faydalı gözükebilir ama bilgi insanı durdurur. Eğer siz bilgi sahibi olsaydınız anne karnından çıkamayacaktınız. Çünkü bilgiden umut bekliyorsunuz. Bilgiden bir çözüm bekliyorsunuz. Kendinizi unutuyorsunuz. Onu kullanacak kişiyi unutuyorsunuz esasında. Bakın buradan bilginin faydası olduğunu söylemiyorum. Ama ilk gideceğimiz yer bilgi birikim değil esasında. Kritik ve önemli olan nokta, dışarıya karşı bir bağımlılık varsa, dışarıdan bir beklenti varsa ki bilgi dışarıda olan bir şeydir. O zaman parayı dışarıdan beklersiniz. Yardımı dışarıdan beklersiniz. Devletten, oradan, buradan, şuradan, bankalardan, bilmem nelerden veyahut da yatırımcılardan. Veyahut da patronunuzdan, müdürünüzden sizi kurtarmasını beklersiniz. Veyahut da annenizden, babanızdan sizi kurtarmasını beklersiniz. Yani bilgi gibi aynı şekilde dışarıdan devamlı bir beklenti olduğu sürece kendini bırakırsın. Kendini bırakırsın yani. Demek ki kritik ve önemli olan bir nokta var ki burada. Esasında bütün olay sizin dışarıdan olan beklentinizi durdurmadığınız sürece kendinizi fark etmeniz imkansızlaşıyor. Kendi gücünüzü anlamanız imkansızlaşıyor. Öyle bir nokta vardır ki esasında kişinin yeniden doğuşu hiçbir şeyi olmadığı zaman var olur. Mesela bakın ikinci nesil, üçüncü nesil ailenin çocuklarına müthiş imkanlarla doğmuşlardır. Acayip bir eğitimler almışlardır ama şirketlerin %85'i ikinci nesil ve üçüncü nesil de batıyor. Halbuki daha bilgili, daha birikimli ve paralar olmasına rağmen. Neden acaba? Çünkü survival yeteneği gelişmiyor. Kişi dışarıdan arıyor olayları. Yani dışarıda bir problem var, o zaman dışarıda da bir çözüm var. Eğer dışarıya döndüğünüz sürece kendinizden tamamıyla kopuyorsunuz. Ve bütün olaylar dışarıyla ilgili olduğu için umut etmek, beklemek gibi olaylar başlıyor. Bütün olay dışarıya göre ise şanslıysanız ara sıra kazanırsınız, ara sıra kaybedersiniz. Olay sadece sanki hiç konuşmacının inanmadığı bir şansa kalıyor. Dışarıya kalıyor. Bütün başarınız dışarıyla ilgili yani. O zaman bir şey anlamamız gerekir ki birinci ve ana step kazanma sanatında esasında kişinin tek çözüm olduğunu kendisini fark etmesi lazım. Tek çözüm olduğu zaman zihnindeki bilgi ve düşünceleri de çok iyi anlaması lazım. Çünkü zihnindeki bilgiler ve birikimler, düşünceler, yaşanmışlıkların tamamı geçmişten geliyor. Yani senin birikim dediğin, tecrübe dediğin, bilgi dediğin her şey geçmişten geliyor. Fakat sen şu anda yaşıyorsun ve gelecekle ilgili hayallerin var. Eğer senin geçmişteki bilgi ve birikimlerin senin o hayallerini gerçekleştirmiş olsaydı sen şu anda onu yaşıyor olurdun. Bakın burası çok önemli. Yani sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsan, neyi kazanmak istiyorsan zaten senin geçmişteki bilgilerin, birikimlerin sana onu yaşatabiliyor olması lazımdı. Ama yaşatamadığına göre demek ki senin bilgilerin, birikimlerin, tecrübelerin yeterli değil. O zaman diyorsun ki ben yeni bilgi ve birikim edinirsem ancak oraya ulaşabilirim. Hayır, değil esasında. O zaman hedefiniz ona ulaşmak olmuyor. Yani hedefinize ulaşmak olmuyor. Araçlara ulaşmak oluyor. Halbuki birinci nokta olması gereken hedefe konsantre olmanız ve hedefe gitmeniz. Ama sizin için araçlar asli amaç haline geliyor. Yani kendi işinizi kuracaksanız para bulmak asli amaç haline geliyor. Bilmiyorum fark edebildim mi? O zaman bütün dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Gerçek asli amaca vermiyorsunuz. Gerçek asli amacından uzaklaşıyorsunuz esasında.